Murat Nanişim. Affediyorum baba. Ne olur mu? Vallahi abi senin işçilerin yanında ya. Aksat senin işçileri. İlçemizde bağcılık tabii yaygın vaziyette bağcılık. Şu anda da bu ağaların tam böyle işte meyve yapma, sürgün sürme zamanı. Dedim Talip, benden dedim ucuz şoför var. Benden o Türkiye'nin her yerine gidiyor. Yani buradan toparlanan yapraklar işte gönderiliyor, her tarafa gidiyor. Yurt içi tabii, yurt dışına gitmiyor. Bu yaprak tamamen yurt içi tüketiminde. Dedi ki, abi dedi 100-150 fazla olsun, 200 fazla olsun söz konusu geri geldim. Dün tuttum, 700 milyon kiyomi aldım. Şimdi neredeyse 10 katı durumunda. Yani şimdi 1 kilo üzüm çıktığı zaman tarlada 1 lira. Tarda da 10 lira yaprak, yani daha fazla, ama biz değerlendiremiyoruz yaprağı. Üzümden daha fazla para ediyor. O, Ali söylemez. Hepsi. Kamyoncuların hepsi. Kamyonculuk yapacak bir meslek değil. İşe başladım, deposu boştu. Bir yıl emek ediyorsun, birazcık işte üzüm olsun diye gayret ediyorsun, masraf ediyorsun. Onda birisi bir yaprak koparacağım diye koparıp atıyor. Bu hoş olmuyor. Bunu toplayanların çok dikkat etmesi lazım. Dört kişilik bir aileye 2-5 kiloluk yaprak yeter. Biz bunlar işte bidonlara bastırıyoruz. Tuzlu suyuyla ayar veriyoruz. Artı haşlayıp buzluğumuza atabiliyoruz difrizimize. Orada da sağlıklı bir şekilde yiyebiliyoruz. Mehmet'e Mehmet'e aynısını yapacaklar. Hadi kurallar, hadi kurallar.